Stüdyodayız. Konuğumuz TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Celalettin Güvenç. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. 16 Nisan açıkçası çok önemliydi. Hem Türkiye açısından hem Avrupa ve diğer ülkeler açısından da çok dikkatle izlendi. Üzerinde tartışmalar yapıldı ve sonucunda halk millet kararını verdi ve kararın ardından da artık yeni bir sistem sürecine başlanacak. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi süreci olacak. Öncelikle Maraş milletvekilisiniz aynı zamanda. Nasıl görmek gerekiyor? Orada da bir seçim süreci yaşandı. Orada da bir halkın teveccühü oldu. Neler söylemek istersiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir fırsat verdiniz. Bugün TRT'deyiz. Bu vesileyle sizlere teşekkür ederken 16 Nisan referandumunda sandık başına giden, oyunu veren 50 milyon seçmenimize evet olsun, hayır olsun oy veren, demokratik tavrını, vatandaşlık görevini yapan bütün vatandaşlarımıza ülkemizin geleceği adına teşekkür ediyorum. Hepsine sevgi, saygı sunuyorum. Elbette benim kahraman şehrimin kahraman halkına da %74'lük bir destekle evet verdiği için özellikle teşekkür ediyorum. Evet verenlerine de teşekkür ediyorum, hayır verenlerine de. Demokrasiler böyledir. Sonuçta sandıkta karar verilir. Sandıktan sonra her şey biter. İleriye bakarsınız. Bilirsiniz ki hepiniz aynı geminin içerisindesinizdir. Bu geminin batmaması gerekir. Bu geminin zarar görmemesi gerekir. Biz şu anda o noktadayız. Bir referandum bitmiştir. Eğer aksi çıksaydı biz gene saygı duyacaktık ve eleştirecektik kendimizi. Neyi anlatamadık, ne oldu diye ki şu anda da eleştiriyoruz. Ki yoğun bir süreçti zaten. Bu kampanya sürecinde özellikle muhalefet cephesinin savunduğu argümanlar vardı ve bunların üzerinden de çok fazla tartışmalar olmuştu. Şimdi ilginçtir. Biz niye oyumuz %51.4'e düştü diye çok ciddi şekilde AK Parti cenahında, bizim cenahta öz eleştiri yapıyoruz. Hata nerede yaptık vesaireyi konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet niye biz 48.5'da kaldık diye eleştireceğine işte YSK'da çağrı arıyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çağrı arıyor, sokakta çağrı arıyor. Halbuki CHP 1950 seçimlerinden bu tarafa hiç seçim kazanamamış bir parti olarak her seçimden sonra itiraz edeceğine, mızıkçılık yapacağına, halkın iradesine saygısızlık edeceğine, halkı sorgulayacağına, halkı yargılayacağına bize niye oy vermedin diye her seçimden sonra şu bizim yaptığımızı yapsa, ben niye oy alamadım, neyi anlatamadım dese Türk demokrasisi kazanır. Bakın gene tablo bu. Biz %51.5 evet oyuna rağmen niye İstanbul'da, Ankara'da %50'nin altına düştük? Sorgulamasını yapıyoruz. Neyi sorguladığınız zaman neyi gördünüz? Konuşacağız. Evet. Onları konuşacağız ama bu tespiti bir paylaşmam lazım. Yani bu çok önemli bir tespit. Yani bir iktidar partisi ki 12. defa seçim kazanıyor. 12. defa seçim kazanıyor 2002'den beri. Ama neden büyükşehir belediyeleri bizde olan yerlerde 50'nin altına düştüğün hesabını yapıyoruz iç platformlarda çok ciddi şekilde. Dün Sayın Başbakanımız il başkanları toplantısında dedi ki iyi bir revizyon yapmamız lazım. Hem hükümette hem partide hem meclis yönetiminde dedi. Halka daha yakın olan arkadaşlarımızın önünü açmamız lazım dedi. Yani bir mesaj verdi tabana. Ama bunların yaptıkları da işte marjinal grupları sokağa çağırmak, şiddete çağırmak. Bu çok ayıp bir şey. Yani dün bunu zaten bu yönde yapılan bir parti ismini vermeyeyim ama Genç Kola tarafından yapıldığı iddia edilen bir duyuru vardı. O duyurunun olmadığı ifade edildi. Şimdi o şu tepki aldıkları için Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nın sosyal medyada dolaşan o çağrısını inkar ettiler. Ama genel başkanın, biraz önce Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi genel başkanın kullandığı dil sorunlu zaten. Yani gene diyor ki protesto edin, gene diyor ki sokağa çıkın. Allah korusun ben millet uyumayacak bunlara, gençlik uyumayacak bunlara. Çünkü daha önce HADEP bu çağrıları yaptı 6-7 Ekim'de biliyorsunuz. Bedeli çok ağır oldu. Bu dil normal demokratik bir ana muhalefet partisi genel başkanının dili değil, olmamalı, olamaz yani. Türk demokrasisinin en büyük sorunu, ben her toplantıda, her platformda ifade ediyorum. Sandıktan umudu olan, güven veren bir merkez sol muhalefetin olmaması diyorum. Şimdi bu yüzü gene ortaya çıkıyor. Halbuki şimdi CHP demesi lazım ki %48.5 bir hayır oyu var. Bu CHP oyu değil bir kere. Onun altını çizelim. Yani AK Parti'den de bugün yapılan anketlerde MHP seçmenlerinden de, MHP'den, AK Parti'den de hayır oyu veren vatandaşlarımız var, kardeşlerimiz var. O CHP oyu değil. Ama buna rağmen CHP'nin liderliğini yaptığı, hayır cephesinin aldığı bir 48.5 oy var.
Şimdi bunun üzerinde çalışma yapacağına CHP çambur atıyor, demokrasiyi zorluyor, sistemi zorluyor. YSK'nın eski kararlarına rağmen, eğer vakit varsa onları açıklamak istiyorum. Çok ciddi kararlara rağmen manipülasyonla gölge düşürmeye çalışıyor. Hayır, Türk milleti sandığa gitti, 50 milyon seçmen oy kullandı. Bunun %51.4'ü ki 1 milyon 300 bin oy 379 fazla, bin. 379 bin, 1 milyon 400 bin oy. Hayır oyundan fazla evet oyu çıktı. Buna saygı duyacaksın, şapka çıkaracaksın. Diyeceksin ki bu milletin kararına saygı duyuyorum ama ben de önümdeki seçimlere bakacağım diyeceksin. Dün bu konuda açıklamalar vardı. CHP tarafından sinirli millet olur mu diye bir açıklamadan sonra bir saat sonra hayır bu kararı almayacağız ifade edilmişti. YSK'dan bir açıklama geldi. CHP'li üyesinin açıklamaları oldu ama artık bu mühürle ilgili tartışmaların artık kalmadığını YSK son bir açıklamayla ortaya koymuş oldu. Bu tartışmaları nasıl gördünüz? Özellikle bununla başlayayım, daha sonra da sistemsel yönler olacak. Suni onu anlatmaya çalışıyorum. Yani CHP'nin seçimden sonra saygı duyup öz eleştiri yapacağını, halkın karşısına çıkıp saygı duyuyorum diyerek kendi kurullarında neden başarılı olamadığı sorgulayacağına, ki 50'den beri yapmıyor bunu. Ne yaptı? Manipülasyona gitti. Sokağa çağırdı, itiraz etti. Daha önce YSK'nın emsal kararları olmasına rağmen kendinin bizzat bu konuda CHP İstanbul İl Teşkilatı'nın 2015'te bizzat müracaatı olmasına rağmen ne yaptı? Manipülasyona gitti. Yok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim, yok sokağa çağırırım. Bunların bu toplumda bir karşılığı yok. Bunların bize gösterdiği bir şey var. Türkiye'de bir CHP problemi var. Bir türlü demokratik rayda yürüyemeyen, halkın iradesine saygı duymayan, bunu sindiremeyen ve sürekli marjinal gruplarla içli dışlı olan, tamam, terör örgütlerinin falan ağzını, dilini zaman zaman kullanan bir CHP muhalefeti bu ülke için gerçekten çok sıkıntı doğuruyor, çok eksiklik. Ben her zaman söylüyorum, gönül istiyor ki CHP iktidar yorulduğunda sandıkta alternatif olan bir parti olsun. Bu olaylar, yani şu 51 çıktıktan sonraki, geçen bugün 20'si herhalde, 4 günde bir kere daha çıktı ki CHP'den ümit yok. CHP sandığa saygı duymuyor, CHP millete saygı duymuyor. CHP çok çabuk, böyle damarlarında bir şey var, genlerinde anladığım, marjinalleşebiliyor. Marjinal örgütlerin dilini kullanıyor. Kendileri bilir, kaybedecekler. Onu size söyleyeyim, ben şunu da ifade edeyim. Bizim artık Gezi olaylarından sonra, şu yakın tarihte yaşadığımız bir sürü manipülasyondan ve provokasyondan sonra, 6-7 Ekim'de Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonunda yaşananlardan sonra, artık ben gençlerimizin, halkımızın sokağa çıkacağını, sokakta böyle kanunsuz eylem yapacağını düşünmüyorum. Milletimiz akıllandı diye düşünüyorum ve çağrı yapıyorum. Kimse kanunsuz iş yapmasın. Kimse polisiyle çatışmayı göze almasın. Bunların hiç kimseye faydası yok. Demokrasimize faydası yok, milletimize faydası yok, ülkeye faydası yok. Sadece ülkede gereksiz bir gerginlik çıkarırsınız ve bunun faturası da size çıkar. Çünkü ortada bir şey yok. Yani bugün Türkiye'de sandık güvenliği kadar, seçim güvenliği kadar sağlam başka bir kurumumuz yok belki. Zaten dün de CHP liderinin Bitlis'in Gürormak ilçesiyle ilgili yaptığı bir açıklama vardı. Mühürsüz olduğu ifade edilen bir şeyin den dolayı seçime iptal olduğu ile ilgili de, ama Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir kararın çıkmadığı ifade edildi. Açıkçası hani alınan kararlar açısından YSK'nın artık bağlayıcılığı olduğu ifade ediliyor, gözüküyor bu anlamda. Hukuken süreç tamamlanmıştır. Yani anayasamıza göre bu işin patronu YSK'dır. YSK dün kararını açıklayarak bu konuda problem olmadığını belirtmiştir. Ama benim burada fırsat olursa söylemek istediğim şu: YSK'nın kararı AK Parti'nin yönlenmesi vesaireyle taraflı bir karar değil. Hukukun ruhuna uygun, demokrasinin ruhuna uygun, seçim güvenliğinin tamamıyla kontrolde yapıldığının bir delili. Çünkü neden? Bunlar diyorlar ki sandıklardaki mühürsüz oy pusulaları geçersiz sayılmalı, bunu geçerli saydı. Şimdi bir, bu ilk defa olan bir şey değil. Yani 99 tarihli YSK'nın kararları var. Bakın bu konuda. Evet. 99'da demiş ki sehven eğer mühürlenmediyse önemli olan halkın iradesinin sandığa yansımasıdır. Bu da sağlanmışsa geçerli olmalıdır demiş. Şimdi buna karşı diyorlar ki
98 ve 101. maddeler daha sonra bu kararlardan sonra değiştirildi diyorlar. İddiaları bu. Yani milletimiz için anlatıyorum, gençlik için anlatıyorum. Oysa 2015 7 Haziran seçimlerinden sonra Maltepe'de ilçe seçim kurulu bu konuda bir karar veriyor sayılmaması yönünde. Bakın sayılmamasında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bakın bu da önümde, elimde. İl seçim kuruluna bu konuda itiraz ediyor. Diyor ki önemli olan diyor. Bakın buradan okuyayım istersin. Bak. Diyor ki işlemin sürdürülmesi sehven evet mührünün kullanılmış olmasının oyların geçersiz olmasına neden olacak bir durum oluşturmadığı kararının alındığı. Bu karar tutanağının sayfasının başkan ve alt düzen imzasıyla oy birliğiyle alındığı görülmüştür diyor. CHP buna itiraz ediyor. Yani diyor ki bu konuda diyor halkın iradesinin sandığa yansıması önemlidir. Bu yönde karar verilsin diyor. Bu konuda İl Seçim Kurulu 2015 yılında gene karar veriyor bakın. Yani farklı benzer kararlar. Benzer kararlar var. Bu konuda kesinlikle herhangi bir sıkıntı yok. Evet 98. madde değişmiştir. Mühürlü olması gerektiği belirtilmiştir. Ama seçimin bir geleneği var. Demokrasinin bir geleneği var. Şimdi biz de sandık kurullarında, bakın ben seçimden geliyorum. İki tane devletin atadığı memur var. Bir başkan, bir de kurul üyesi memur var. Başka, bu seçimde dört partinin temsilcileri var. Yani CHP'nin, HDP'nin, MHP'nin ve AK Parti'nin sandık kurulu üyesi gözlemcileri var. Bunun dışında her partinin müşahitleri var sandıklarda. Bütün bunların huzurunda olan bir şeyi siz kendi hatanızdan sandık kurulu üyesi olarak başkan imzalamamışsanız, vatandaş gelmiş, sizden zarfı almış, oyunu kullanmış, mühürlemiş, herkesin huzurunda sandığı atmış. Burada irade tecelli etmiştir. Ondan sonra siz sayım yaparken vay biz bunu mühürlemeden seçmene vermiştik derseniz ve bunun için o oyların iptal edilmesini isterseniz inandırıcı olmazsınız. Çünkü sehven hata yapan sizsiniz. Kurul olarak sizsiniz. Bu bir. İki, bu açıklama evet oyları çok yapıldıktan sonra yapılmış bir açıklama değil YSK tarafından. Saat 10-15 gibi, 3.30 gibi, 15-30 gibi sularında seçim devam ediyor. Sandıklar devam ederken sandıklarda böyle bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. Bu sorun üzerine evet içinde, hayır içinde YSK diyor ki sehven, aksi ispat edilmedikçe, dışarıdan zarf getirilmedikçe, dışarıdan oy pusulası getirilmediği belliyken herkesin huzurundaysa diyor bunları kabul edin diyor. Evetse de kabul edin, hayırsa da kabul edin. Şimdi biz o zaman hayır çıksaydı ortalığa düşüp diyecek miydiz saat 15.30'daki karar için? Ya bunlar mühürsüzleri kabul ettiler, iptal edin. Şu anda zaten kaç tane mühürsüz var ve o kaç tane mühürsüz zarfın içinde de kaç tane evet var, belli, kaç tane hayır var bellisiz. Ama belli olan bir şey var. 1.379.000 evet oyu fazla. Hukuken bu işler tamamlanmıştır. Maalesef ben ayıplıyorum. Büyük gazetelerde işte isminin önünde çok hakim yazan, gözlemci yazan, profesör yazan bir sürü insan da bu kadar açık, net millet iradesi ortadayken bugün manipülasyon yapıyorlar, görüş açıklıyorlar. İşte efendim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilirse şöyle olurmuş da, böyle olurmuş da, şudur budur. Bunların ne kamu vicdanında ne hukuk nezdinde bir geçerliliği yoktur. Bakın size söylüyorum. CHP'nin de süratle aklını başına alıp zaten kafaları karışık. İşte önce diyor ki sineği millet yapalım. 1.5 saat sonra diyor ki bir başka temsilci. Ya tartıştık da bu yanlış olur dedik. Buradan söylüyorum yaptığınız her şey yanlış. Yapacakları tek doğru şey şu var. Çıkıp diyecekler ki sandığa ve millete saygı duyuyoruz. Bizim tezimiz bir kere daha millet nezdinde kabul görmemiştir. Önümüzdeki seçimlere bakacağız demeleri lazım. Burada bir başka açmazı var CHP'nin. O da ne biliyor musunuz? O da şu. Artık Cumhurbaşkanı adayı olamayacak kapasitede ve kalibrede insanların parti genel başkanı olma şansı yok. Peki Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı aday olma şansı var mı? Çünkü parlamenter sistemin yerine başkanlık sistemi geldi. Yok. Çünkü 2014 seçimlerinde Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan karşısında aday olamadı bir kere. Bak olamaz demiyorum. Olamadı.
Dolayısıyla şu anda CHP'de ciddi şekilde genel başkan krizi var. Bunu bastırmak için kamuoyunu meşgul ediyorlar. Bu sis dağıldığı zaman ilk sorgulanacak şu. Kemal Bey, kaçıncı defa seçim kaybettin? 2014'te de Cumhurbaşkanı adayı olamadın zaten. 2019'da şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Eskisi gibi parlamenter sistemin seçimi yok. Sen aday olamayacaksın. Dolayısıyla biz seni niye taşıyalım? Cumhurbaşkanlığına aday olamayacak bir adamı niye taşıyalım diyecekler. İç patlama yaşayacak CHP. Parti içerisinde böyle bir şey olacak. Olacak değil. Yani ciddi şekilde sarsılacaklar. Aksi takdirde 2019'da yeni bir Ekmelettin İhsanoğlu arayacaklar. Bu problemi görüyor CHP'ler. Evet, isterseniz biraz daha hem Cumhurbaşkanı hükümet sistemi üzerinden hem de AGİT raportörleriyle ilgili bugün medya organlarında da tekrardan çıktı. Bütün terör organizasyonlarıyla fotoğraflarının çıktığını görüyoruz. Birçok noktada bununla ilgili ilişkilerinden bahsediliyor. Gerçi artık yani hem YSK boyutuyla hem de artık diğer açıklamalar boyutuyla artık sürecin bittiği ifade ediyor. Ama bundan sonraki süreç önemli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi süreci çok önemli. İstersen AGİT boyutunu biraz değerlendirelim. Oradan gelen açıklamalar, oradaki raporun eleştirel yönleri üzerinden biraz gidelim isterseniz. Nasıl görmek gerekiyor? Çünkü bu bağlantılar da artık yavaş yavaş çıkmaya başladı medya organlarında. Şimdi bakın, Avrupa'nın maalesef birçok organı marjinal grupların elinde. Avrupa'da bir genelde bize karşı bir ön yargı var. Onu bir yere koymak lazım. Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği'nin üst yöneticilerinde. Ama daha kötüsü benim gördüğüm, Avrupa Birliği organlarındaki alt kademelerin çoğu marjinal örgütlerin elinde ve etkisinde. Şimdi AGİT buraya gözlemci göndermiş. Gönderebilir. Biz de gidiyoruz, inceliyoruz. Şimdi raporu okuyorsun. Ciddi kayda değer bir şey yok. Bir kere diyor ki bizim diyor gidip görmek istediğimiz, isteyip de diyor göremediğimiz sandık yok diyor. Yani serbest seçim yapıldığını. Normal kabul ediyor onu. Evet. O ne diyor yani? Çok açık bir şekilde ifade ediyor. Şimdi başka sıkıntı ne? Güvenilirliğini başta ortadan kaldıran bir veri var. Ne var? Bölücü terör örgütünün temsilcisi gibi resimleri var adamın. Yani onlarla çok yakın işbirliği içinde olan, ilişki içerisinde olan bir kişinin yazdığı bir rapor. Yani bu raporun AGİT raporu olarak ortaya çıkmış olması, o şahsın AGİT adına buraya gelmiş olması, bu şahsın kimliğinin önüne geçmez. Bu kişinin kim olduğu belli. Bu kişi terör örgütünün borazanı konumunda olan bir insan. Elimizde böyle bir veri var. Dolayısıyla daha başta bu raporu kabul edilemez kılan bir şey. Bu tür raporları yazacak insanlar tarafsız olmalıdır. Hukukçu kimliği öne çıkmalıdır. Güven vermelidir. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin seçimlerini siz eğer PKK'nın temsilcisi konumunda olan, PKK'yla içli dışlı olan açık istihbaratla, bakın kapalı istihbarat değil, ortada dolanan resimler hep kamuoyu önünde çekilmiş resimler. Yani bu çok gizlenen bir şey değil. Gizlenen zaten bir şey değil. Yani herkesin bildiği çok açık kimliği ortada olan birine tutup da rapor yazdırırsanız başta meseleyi kaybedersiniz. Söylediğim gibi Türkiye'nin seçim sistemi zaten sağlamdır. Bunda da bir sıkıntı yok. 6 üyenin görev yaptığı, açık sayımın olduğu. Ben sandıkta sayımlara da iştirak ettim 3 gün önce. Böyle oturduk, karşıda nasıl sayım yapıldığını da örnek sandıklarda izledik. Ama maalesef Avrupa Birliği gerek referandum sürecindeki gösterdiği agresif tavrıyla, çok açık bir şekilde hayır cephesinde yer almasıyla, hayır cephesinde yer almasının ötesinde bütün Avrupa müktesebatını inkar edercesine konuşma, düşünce, fikir, açıklama hürriyetimizi engellemesiyle. Bizim bir kadın bakanımızın üzerine işte affedersiniz itli atlı polisleri saldılar. Bir basın açıklamasına izin vermediler. Burada Avrupa kaybetti. Bakın referandum sürecinde zaten kaybetti. Zaten bir ekleme de yapmak istiyorum. Çünkü bu referandum kararlarından sonra Avrupa ülkelerinden özellikle Almanya'dan, Hollanda'dan, işte İsviçre'den açıklamalar geldi ve çifte vatandaşlık konusunun tekrar gündeme gelmesi gerektiği. Çünkü oradaki çıkan kararların muhtemelen onları rahatsız ettiği gibi bir algı oluştu. Muhtemelen çünkü bu yönde de bir karar alacağı ortaya çıkıyor. Orada Avrupa'nın bir başka sorunu var. Bakın Avrupa koalisyonlarla yönetilen ve bundan çok çeken bir birlik şu anda. Yani Avrupa'nın hemen parlamenter sistemle yönetilen tüm ülkelerinde sandıktan aşırı sağcılar çıkıyor. Göçmenlere karşı tavırları olan partiler Fransa'da da,
Hollanda'da da, Bulgaristan'da da hemen her yerde öne çıkıyorlar. Şimdi onların zorlaması var burada. Hollanda'daki olayda da öyle. Yani aşırı sağcı partinin iktidarı zorlaması nedeniyle birazcık o adımları attılar. Şimdi biz bundan kurtulduğumuz için Avrupa bizi kıskanıyordur. Bakın koalisyon derdinden biz onlardan önce kurtulduk. Bunu altını çizmek lazım, vurgulamak lazım. İkincisi de bu aşırı sağın baskısı, parlamenterizmin oradaki yumuşak noktası. Hükümetler, iktidarlar aşırı sağa karşı biz tedbir alıyoruz, tedbir alacağız diye. İşte bizim vatandaşlarımızla ilgili. Orada çünkü aşırı sağın çok aşırı açıklamaları var. Bunlar diyor entegre edilememiş insanlardır. Türkiye'ye gönderilsin, şu olsun. Zaten bir gazetede şöyle bir ilan var. Türkiye, Avrupa'nın ya da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkenti artık Viyana'dır diyor. Çünkü oradaki oy oranı %70 iken Ankara'da işte %48 gibi bir rakam tahrik, veriyor. Tahrik ediyorlar. Yani oradaki Avrupalı yöneticileri aşırı sağa karşı çok tahrik ediyorlar. Bize bunu şunu gösterdi biliyor musunuz? Bakın ben hukuk mezunuyum, siyaset yapıyorum, 33 yıldır devletin içerisindeyim. Avrupa çok bize pullandı, parlatıldı. Yani hep dedik ki bunlar gibi demokrat olabilsek, katılımcı yönetim getirebilsek, din, vicdan hürriyeti, fikir hürriyeti hep bunlar gibi olsun diye bizim gençliğimiz hep hayıflanarak geçti, gıpta ederek geçti. Ama gelinen noktada görüyorsunuz ki bunu gençlerimizin çok iyi dikkat etmesi lazım. Bir gerçek var. Ülkelerin her şeyden önce menfaatleri var. Devletlerin menfaatleri var. İlkeler, kuralları çok çabuk çiğniyorlar. Gerek referandum süreci, gerek şimdiki bu açıklamalar, bu hazımsızlıklar. Yani sonuçta Avusturya'da veya Almanya'da veya Hollanda'da. Yani göçmenlerin o ülkelerin ekonomisine ne kadar katkı sağladığını biz biliyoruz. O ülkenin sosyal hayatına bugün artık ikinci, üçüncü nesil bizim Türklerin ne kadar katkı sağladığını özellikle biliyoruz. Özellikle Almanya'da çok ciddi katkı ama sağladı. Siz bir evet oyu verdi diye bu kadar ön yargılı davranırsanız, ömrünü iki nesil, üç nesil orada geçiren insanlara bu tavrı geliştirirseniz sonunuz olmaz bakın. Bir söz var, zulüm baki olmaz, küfür baki olur der. Adaletli olacaksınız. Güvenilirliğinizi yitirmeyeceksiniz. Avrupa şu anda bir travma yaşıyor. Yani göçmenlere karşı, insan haklarına karşı yaptıkları bu uygulamalar kredilerini, dünyadaki 200 yıldır oluşturdukları o itibarlarını tırnak içerisinde yerle bir edici açıklamalardır. Çok bir şey yapabilirler mi? Çok bir şey de yapamazlar. Çünkü bizim insanlarımız artık orada ikinci, üçüncü nesil olarak oranın hukukuna uygun yaşayan, vatandaşlık görevlerini yapan eğer vatandaşlıkları varsa, iş hayatına ona göre dişiyle, tırnağıyla çalışan bir yerlere gelen insanlar bizim insanlarımız. Zaten başta da gittiler, en ağır işlerde çalışarak bugüne geldiler. Yani bugünkü Mesut Özil'in eğer Alman bayrağını dalgalandırıyorsa, Alman milli takımında futbol oynuyorsa, bütün Almanlar Mesut'un formasını satın alıyor, giyiyorsa sırtına gurur duyuyorlarsa o Mesud'un babası veya dedesi kaçıncı nesilse gidip orada en ağır işlerde çalışarak bugünlere gelindi. Bu çocuğu orada diş tırnak para kazanarak okuttular. Bunların kamu vicdanında yeri yok bakın. Sınıfta kaldılar Avrupa. Sınıfta kalmaya devam edecekler. Önemli olan bizim insanımızın, bizdeki partilerin bu tabloyu görmeleri, bu resmi görmeleri. Biz bir seçim yaptık. Doğru mu? Milletimizin kararına başvurduk. Milletimiz bir karar verdi. Sadece bakın muhalefetin Avrupa'nın bu tutumuna karşı, terör örgütlerinin bu tutumuna karşı bir aynaya baksa da ben ana muhalefet partisiyim. Bir kendime çeki düzen vereyim. Hangi saftayım? Nerede bulunuyorum dese Türkiye çok kazanır diye düşünüyorum. İsterseniz sistem üzerinden artık yeni bir süreç başladı ve 16 Nisan'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında bir sisteme geçiliyor ve burada değişmesi gereken 3 maddeden bahsediliyor. Parti üyeliği, Cumhurbaşkanı parti üyeliği, HSYK ve askeri yargının kaldırılması fikri ve bunlarla ilgili çalışmalar yapılacak gözüküyor. Uyum yasalar içerisinde meclis iş tüzüğü değiştirilecek. Nasıl görmek yani gerekiyor? Yani bu tabii ki zaten olması gerekenlerdi. Nasıl yürüyecek? Bu sürecin katkıları ne olacak? Çünkü 2019'a kadar bir yoğun bir süreç yer alacak gibi gözüküyor. Nasıl değerlendirmek mümkün? Şimdi şöyle, zaten olumlu yansımaları görülmeye başladı. Yani CHP'nin, muhalefetin ortalığı karıştırma, kaos, sanal bir kaos ortamı yaratma çabalarına rağmen
gerek dış dünyadaki ekonomi dünyası, gerek yatırımcılar şu anda Türkiye'de istikrar kazandı diye ona göre tavır almaya başladılar. Dolar bugün düşmeye başladı. Borsada faizle biraz. Yani şu anda olumlu sinyaller var. Söylediğin süreç elbette AK Parti genel merkezi, Cumhurbaşkanımız başta, onun vereceği kararlar, başbakanımızla beraber istişareler sonunda vereceği kararlara göre bir işletilecek hukuki takvim ve çalışma takvimi olacak. 2 Mayıs'a kadar meclisi kapattık. Dün OHAL tezkeresi onaylandıktan sonra herkes çok yorulmuştu. Dolayısıyla bir 2 haftalık mecliste de tadilatlar var, bir sürü çalışmalar var. Meclis başkanımıza da buradan saygılarımızı sunalım. Hakikaten bir aylık sürede bir hastalığın ardından gelmiş ve çok güzel çalışmalar yapmış. Sayın Kahraman'a da buradan teşekkürlerimizi, minnetlerimizi iletelim. Meclisteki çalışmalar tamamlanacak ve 2 Mayıs'ta Bismillah deyip bu bir takvime göre ki 2 Mayıs'a kadar da karar vermek için daha 10-12 günlük süre var. Bu 12 günlük sürede söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, koordinesinde, başbakanımız, partimizin merkez karar yönetim kurulu, belki merkez yürütme kurulu daha ağırlıklı bir takvim belirleyecek. Meclis başkanımızla görüşülecek. Hangisi öncelikli yapılacaksa, iş tüzük mü, meclis teşkilat yasası mı, uyum yasaları mı, bunlar şu 10-12 günlük sürede ortaya çıkacak, şekillenecek. İşte Cumhurbaşkanımızın parti üyeliği konusu var. Parti üyeliğiyle yetinecek mi? Bir genel kurulla genel başkan olacak mı ki? Dün Başbakanımız sanırım 2018'de yapardı. Normal zamanda olacağını söyledi. 2018 evet. Dedi dün Sayın Başbakanımız. Bence bütün bunların hepsi, hiç aceleye gerek yok, telaşa gerek yok. Sağlıklı bir şekilde partimizin yetkili kurullarında değerlendirildikten sonra 2 Mayıs'ta meclis açılınca bir gündemle başlarız. Biz çalışmaya alışkınız. Bunların hepsini çıkarırız. Önemli olan, bakın, sistem değişikliğini millet onayladı. Millet bir kere daha şunu söyledi. Biz istikrardan yanayız dedi. Biz demokrasiden yanayız dedi. Çünkü AK Parti'nin savunduğu, Tayyip Erdoğan'ın savunduğu şey şu. Madem demokrasi diyoruz, millete soralım, millet karar versin. Daha bizim 2002'den beri hiçbir antidemokratik yöntemimiz, savunduğumuz bir şey yok 2002'de. Her sıkıştığımız dönemde böyle zorluyorlar sistemi. Biz diyoruz millete gidelim. Bu üçüncü referandum bakın. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor. Gerekirse diyor başka konularda da gideriz. Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? İdam konusu. Bütün bunları gider sorarız diyor. Buradaki Avrupa'nın zaten hazmedemediği olay şu bakın. Gençlerimizin falan bunu çok iyi görmesi lazım. Avrupa Birliği devamlı itaat eden, verdiği emirleri dinleyen, kapıda bekleyen, gir derse giren, girme demezse orada hiçbir itiraz etmeden bekleyen bir Türkiye'ye alışmışlar, alıştırmışız maalesef. Maalesef realite bu. Şimdi bir cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki Tayyip Erdoğan, kardeşim 63'ten beri diyor bizi kapıda bekletiyorsunuz. İki ileri bir geri yapıyorsunuz. Bizden çok daha ekonomik verileri kötü olan ülkeleri aldınız, üye yaptınız. Doğru mu? Ha siz bize bir sürü antidemokratik dayatmalarınız var demokrasi adına. Ama siz antidemokratik davranıyorsunuz. Biz terör örgütleriyle bu kadar yoğun mücadele ederken, terör örgütlerinin bu kadar yoğun saldırısı altındayken bize tuttunuz terörle mücadele yasasını değiştirin dediniz. Ki vize yumuşatın dediniz. Ona bağlı. O halle ilgili bizi eleştiriyorsunuz. Fransa'da bir patlamayla, iki patlamayla belki iki senedir o hal var. Yani bunlar doğru değil diye seslendirdiğin zaman kapıda itaat eder, önü bağlı bir şekilde beklemeyip bir dakika dur, burada bir yeni Türkiye var. Karşılıklı saygı isteyen, eşit ilişki isteyen, onurlu bir ilişki isteyen, karşılıklı herkesin çıkarına uygun bir ilişki isteyen Türkiye var dediğinizde Avrupa'sı da hatta Amerika'daki belirli alışmış mihraklar bunu hazmedemiyorlar. Şimdi gene aynı şekilde hazmedemiyorlar. Bizim dediğimiz, AK Parti'nin dediği, hakikaten sistemin önünde bir yük olan, sistemi tıkayan ve adına parlamenter sistem denilmesine rağmen ne olduğu da çok bilinmeyen bu sistem halk oyuyla değiştirildi. Hazmedecekler. Bakın bunu hazmedecek. Muhalefet de hazmedecek. Avrupa da hazmedecek. İç güçler de hazmedecek. Dış güçler de hazmedecek. Bakın burada evet. Söylüyorum. Terör örgütleri de hazmedecek. Yeni Türkiye'de, yeni Türkiye ile baş etmeleri mümkün değil. Zaten bu mesajlardan bir de şu olabilir mi? Dikkat ederseniz o halin uzatılması 3 ay
kararının ardından halk oynamasının olduğu günün akşamında yorumlarda bazen şu ifadeler vardı. Ben izlediğim zaman gördüm de izlediğimde şunu gördük. Yani işte acaba Doğu ve Güneydoğu'daki uygulamaya o halle beraber Doğu ve Güneydoğu'daki halk kitlesinin ya da oradaki kitlenin bir tepkiselliği olur mu olmaz mı ifadesi vardı ama sonradan oylara baktığım zaman Doğu ve Güneydoğu'daki oyların %10 ve %20 oranında çok ciddi bir şekilde evet yönünde çıktığını gördük. Şimdi buradan baktığımız zaman OHAL yaklaşımının hem bölge açısından bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Hem de bu sistem olduğu zaman Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aktif bir şekilde hayata geçtiğinde bölge açısından ne gibi etkiler olacak sizce? Şimdi bakın, bölgenin en büyük derdi PKK terör örgütünün her şeyden önce Kürt halkına yaptığı baskılardır. Bu 84'ten beri böyledir. Bu bölgenin yapısını bilen, Kürt kardeşlerimizle iç içe çalışan, ruh hallerini, psikolojilerini çok iyi bilen bir insanım ben. Bölge halkı yoruldu. PKK'nın baskılarından, çocuklarının dağa çıkarılmasından, erkekli kadınlı, kızlı erkekli çocukların dağa çıkarılmasından, onların baskısından bunaldı. Ve istiyor ki devlet sahip çıksın. Özellikle 23 Temmuz, 7 Haziran'dan sonraki PKK'nın saldırılarından sonra belirlediğimiz teröre sıfır taviz politikasından bölge halkı memnun. Ha, sıkıntı çekiyor, eziliyor. Yani bir yerde çatışma var, bombalar patlıyor. Halk üzülmez mi, ezilmez mi, sıkıntı çekmez mi? Elbette biz de üzülüyoruz. Ama bölge halkı şunu gördü. Dedi ki artık Türkiye geriye dönmeyecek. Bunlara verilen fırsatları bunlar kötüye kullandı. Bunlar Kürt halkını savunmuyor. Bunlar iyi niyetli değil. Bunların güç kazanması Türkiye için riskli ve tehlikeli. Türkiye'yi bunlar Suriye'ye döndürebilir. Bölge halkı böyle düşünür, onu söyleyeyim. Dolayısıyla biz devletimizin yanında olalım, Tayyip Erdoğan'ın yanında olalım. Çünkü bakın, sağduyu sahibi herkes biliyor ki Tayyip Erdoğan 80 milyonu kucaklayan, ülkede din, vicdan, fikir hürriyetinin peşinde olan, katılımcı yönetimi isteyen, iddiaların hepsi boş aslında karşı tarafın, tek adam bilmem ne. Tayyip Erdoğan büyük şehri getiren adam bu ülkede. Doğru mu? Katılımcı yönetimi getiren adam. Tayyip Erdoğan'ın iyi niyetini, yaklaşımını, insanlar arasında ayrım yapmadığını, bu ülkede medeniyetimizi tekrar ayağa kaldırmak istediğini emin olun. En ücra köydeki vatandaşlarımız biliyor bunu. Bildiği için oy oranı arttı. Daha da artardı. Bakın daha da Güneydoğu'daki bizim oylarımız artardı. Burada bazı hususlar var işte. MHP ile işbirliğimiz vesaire konularını kullandı muhalefet. Oradan oy oranımız istediğimiz noktaya gelmedi. Kürt halkı süratle PKK'nın etkisinin bitirilmesini istiyor ve ben burada onu demin söylemek istedim. PKK'nın da artık bu sonuçları görüp ön koşulsuz silahı bırakması, başta Kürt halkından özür dilemesi, tamam mı? Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda mesaj verdi. Alanı sivil siyasete bırakması gerekir. Eğer HADEP hendek siyasetinde PKK'nın uydusu konumuna gelmeseydi de sivil siyaseti savunsaydı, şiddete karşı sivil hareketi ve demokrasiyi savunsaydı bugün Türkiye kazanmıştı. Ama geç kalmadan zararın neredesinden dönersen kârdır deyip Türkiye'de özellikle Kürt kardeşlerimizin içerisinden sivil siyaseti savunan şiddet karşıtı bir demokratik hareketin gelişmesi lazım. Demokrasimizin sağlığı için. Bunu HADEP beceremedi. Hala o güçleri var mı? HADEP'in içerisinde çünkü şiddet karşıtı insanlar olduğunu biliyorum ben. Ama seslerini çıkaramıyorlar. Eğer o insanlar inisiyatif koyup da şiddet karşıtı bir kültür, parti, sivil hareket geliştirirlerse veya bizzat PKK kendisi bu işin sonu yok. 84'ten beri 33 senedir bu ülkede kan akıyor, şu kadar insan zayiatı var, canlar gidiyor deyip vazgeçerse çözümün önü açılmış olur. Kürt halkı bunu bekliyor. Kürt halkı artık huzur istiyor, güven istiyor, istihdam istiyor, yatırım istiyor. Bakın Cumhurbaşkanımızın her ortamda verdiği bir örnek var. Çok kullanıyorum ben. Diyor ki niye Antep'te 250 bin kişi sanayide ekmek yiyor? İşte şu kadar milyar dolarlık Antep ihracat yapıyor da. Bütün çabamıza rağmen benim valiliğini, belediye başkanlığını yaptım. Urfa'da veya Diyarbakır'da. Niye Van'da? Bu denli bir atılım yapamıyoruz. Sanayiyi kuramıyoruz. Çünkü insanlar terörün olduğu yere gitmiyor. Yatırım yapmıyor. Orada gençler var. Orada çocuklarımız var. Şiddet de bunu biliyor. Eğer şiddet azalsa
yatırımcı oralara rahat gidecek. Çünkü Kürt halkı şunu çok iyi biliyor ki, bölgenin kalkınması için gerek devlet yatırımlarında azami pozitif ayrımcılık yapıldı, gerek özel sektörün oralara gitmesi için çok önemli tedbir paketleri, ekonomik teşvik paketleri açıklandı. Engel terör örgütü. Kürt halkı biliyor. Biz eğer Kürt halkına bu büyük resmi daha iyi anlatabilseydik, bakın size söylüyorum, Diyarbakır'daki oy oranımızda, Şırnak'taki oy oranımızda, Van'daki oy oranımızda çok daha fazla artardı. Önümüzdeki dönem bunları yapmamız lazım. Özellikle sivil siyasetin güçlenmesi için çaba harcamamız lazım. PKK'nın silahı bıraktırma adına çalışma yapmak lazım. Kürt halkının bilinçlendirilmesi için çalışma yapmak lazım. Çünkü bu 16 Nisan bir kere daha demokrasiye kazandırdı, bir kere daha istikrara kazandırdı, bir kere daha bunları savunan AK Parti'ye, onun kurucu genel başkanı Tayyip Erdoğan'a ve başbakanı Binali Yıldırım'a kazandırdı diye düşünüyorum. Süremizin sonuna gelirken 2019'a kadar bir seçim sürecinden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işleyişi açısından da bir süreç yaşanacak gözüküyor. Bu anlamda bir sorun yaşanır mı? Toplumsal olaylardan bahsetmiyorum ama genel işleyiş anlamında nasıl görüyorsunuz? 2019'a kadarki süreci nasıl değerlendirmek gerekir? Biz işimize gücümüze bakacağız. Yani bizim süratle ben hep söylüyorum, 2019'a kadar gerek bu FETÖ olayını, gerek PKK olayını büyük ölçüde minimize edecek şekilde toplumun, devletin gündeminden çıkartmamız lazım. Alacağımız tedbirlerle gündemden çıkmalı. Normal hayat akışını sağlamamız lazım. İlgili yasal düzenlemeleri, uyum yasalarını meclisten çıkartmamız lazım. 2019'a ciddi bir hazırlıkla girmemiz gerekiyor. Halkımız bunu bekliyor, milletimiz bunu bekliyor. Seçim sonuçlarına göre elbette almamız gereken tedbirler var. Halkımıza ulaşamadığımız noktalarda tedbir almamız lazım. Ben her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Burada bir tek evetçi olsun, hayırcı olsun, 80 milyon insanımızın aynı gemide olduğumuzu unutmaması gerekiyor. Demokraside bu var. Demokraside insanların her dediği olmaz. Çoğunluğun kararına saygı duymak lazım. Elbette çoğunluğun baskısını biz herkesten çok reddediyoruz. Ama azınlığın da tahakkümüne, azınlığın da karşı tarafa baskısını asla kabul etmeyiz. Biz aynı gemideyiz. Hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız ve benim hep söylediğim, gene bir şey tekrar ediyorum. Bu ülkenin potansiyeli, ekmeği, aşı, havası, suyu, denizi, güneşi, dağı 80 milyon değil 180 milyona yeter. Yeter ki akıllı olalım, yeter ki birbirimizi sevelim, yeter ki birbirimize saygı duyalım, birbirimizi tolere edelim, birbirimizi yargılamayalım. Hep söyledik seçimde millete, bu ülkeyi Kürt Türk diye böldürmeyin, Alevi Sünni diye böldürmeyin, kavga etmeyin. Birlikte yürüyelim, aşı büyütelim, ekmeği büyütelim. Bölüşemeyeceğimiz bir şey yok. Bu topraklarda bu nüfusun atası dedesi 1000 yıldır kardeşçe yaşıyor. Bir 1000 yıl daha yaşayacağız. Bunu ne Avrupa Birliği'nin agit gözlemcileri, ne bilmem ne ülkesinin ne temsilcileri, ne bilmem ne raporları bölemez. Buna izin vermeyiz. Her geçen gün de bu anlamda ben toplumsal bilincin geliştiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler katkılarınız için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, süremizin sonuna geldik. Yarın TÜRKİAD Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmalarını gündeme taşıyacağız. Konuğumuz Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hülya Kasapoğlu Çengel olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.